8 Televizyon Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimize başlayalım. Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Aksaray Valiliği koordinesinde hayırseverlerin de desteğiyle deprem bölgesine dualar eşliğinde bir tır muhtelif gıda yardımı gönderildi. Elazığ'da önceki gün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Aksaray'da valilik koordinesinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Elazığ'a bir tır muhtelif gıda yardımı gönderildi. Yardım tırının uğurlandığı törene katılan Aksaray Valisi Ali Mantı, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu belirterek, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla milletimizin başı sağ olsun, vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Hastanedeki vatandaşlarımıza Rabbim acil şifalar versin. Bizim milletimiz büyük bir millet. Yardımlaşma, kaynaşma ve dayanışmaya her zaman tarihten bu tarafa yapan bir millet. Herhangi bir yerde bir kişinin tırnağı ağrısa, kanasa milletimiz topyekun oraya koşar. Hem inancımızdan hem milletimizin hasletlerinden dolayı milletimiz hiçbir zaman vatandaşlarımızı mağdur etmez. Her türlü hazarda, seferde, normal zamanlarda, felaket anlarında her zaman devletimiz çok şükür güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Bundan sonra da almaya devam edecek. Herkes karınca kararınca imkanlar nispetinde yardımda bulunuyor. Bu vesileyle bugün bir tır gönderiyoruz dedi. Konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı. Programa Vali Ali Mantı'nın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müftüsü Cemalettin Bal ve vatandaşlar katıldı. Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmain. Allahümme salli ve se ya Rabbi bizleri de bütün ümmeti Muhammed'i de her türlü sıkıntılarını bertaraf eyle. Ya İlahel Alemin. Elazığ'da ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Hastanedeki vatandaşlarımıza Rabbim acil şifalar eylesin. Bizim milletimiz büyük bir millet. Yardımlaşma, kaynaşma ve dayanışmaya her zaman tarihten bu tarafa, kadimden bu tarafa yapan bir millet. Bizim milletimizin herhangi bir yerde bir kişinin tırnağı kanasa, ağrısa milletimiz topyekun oraya koşar. Hem inancımızdan hem milletimizin hasletlerinden dolayı milletimiz hiçbir zaman vatandaşlarımızı, mensuplarını mağdur etmez. Devletimiz her zaman her türlü hazarda, seferde, normal zamanlarda, felaket anlarında her zaman devletimiz çok şükür güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecek. İnşallah milletimiz bu sıkıntıları hızlı bir şekilde saracak. Allah bundan sonra memleketimizi, milletimizi, ülkemizi, devletimizi her türlü felaketlerden korusun. Bugün Aksaray topyekun olarak yardımsever vatandaşlarımız hep birlikte seferber oldu. Herkes karınca karınca imkanlar nispetinde yardımda bulunuyor. Bu vesileyle de bugün bir tır gönderiyoruz. Dün de yardım malzemeleri gitti. İnşallah önümüzdeki haftalarda da yardım malzemelerimiz yoğun bir şekilde gönderilmeye devam edecek. Allah milletimizi her türlü felaketten korusun. Devletimizi, milletimizi ilelebet paydar kılsın. Aksaray Adana Karayolu'nun 2. kilometresi Karasu Kavşağı'nda keskin viraj alamayan tır devrildi. Kaza Aksaray-Adana Karayolu'nun 2. kilometresi Karasu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Adana istikametine seyreden 43 yaşındaki Orhan Ö idaresindeki 50 plakalı tekstil geri dönüşüm bezi yüklü tır, sürücüsünün keskin viraj alamaması sonucu devrildi. Tırdaki bezler yola ve refüje saçılırken sürücü kabinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıyı kısa sürede kabinden çıkardı.
Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan 2 kişiye toplam 10 bin lira para cezası kesildi. Kırşehirli Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Y. ile M.Ö. adlı şüphelilerin Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma takibi aldığı ikilinin bulunduğu 34 plakalı kamyonu Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Kamyonetin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi. İki şüpheliye ise su ürünleri kanunu muhalefetten toplam 10 bin lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen 2 ton sazan balığı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aksaray'a bağlı Semişli kasabasında 8 metrelik kuyuya düşen 4 aylık hamile eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Nasıl düştü lan buraya? Adamın arabayı nasıl getirecek? Olay merkeze bağlı Sevinçli Köyü sınırları içerisinde bulunan dağlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşında çobanlık yapan Polat Karakaya sabah erken saatlerde ahırdaki koyunlarını alarak otlatmak için eşeği ve köpeğiyle birlikte dağa çıktı. Dağda hayvanları otlattığı sırada Polat Karakaya'nın 4 aylık hamile olan eşeği yaklaşık 8 metrelik kuyuya düştü. Ben de koparana buraya geldim, eşek buradan geçerken ayağı kayıp buraya düşüyor. Vallahi abim yok kimin kazdığını. Geldiğimde eşek buradaydı. Ucun kalktı lan, sırtının üstüne düştü. Ucun kalktı. Ne yapacağını şaşıran Karakaya durumu hemen 112 Atatürk Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kuyuya düşen eşeğe müdahale için hazırlandı. AFAD ekibinden bir kişi halatla kuyuya inerek eşeği çeşitli yerlerinden halatla bağladı. Ardından görevli kuyudan çıktıktan sonra eşek de vatandaşların yardımıyla yukarıya çekilerek kuyudan çıkarıldı. Üzeri temizlenen ve yarası olup olmadığı kontrol edilen 4 aylık hamile eşek daha sonra sahibi olan çoban Polat Karakaya'ya teslim edildi. Buradan davar geçekene bu eşeğin ayağı kayıp aşağı indi. Davar buradan geçekene ayağı kayıp aşağı indi. Kırı eşek hamileydi. Kaç aylık hamile? 4 aylık. 4 aylık hamile. Şöyle ufak taşlar düşüyor, dikkat et. Tamam. Çocuk işte biz bunun için dedik işte. İşte öyle biz de öyle. İp geri ipin ucunu bu çöz. Kayar içine girdi. Sen onu bana bırakasın abi. Sırtından da kaçma. Onu bana. İpe geç. Hadi bay. Durma. Yalnız abi. Hadi. Yavaş hep beraber. İpe geç. Hadi. Hadi bismillah. Hadi geç. Ayağını bizim değil, değil mi? Ayağını Emre abi.
Ayağındaki felçlik atar. Tamam şu tarafa doğru. Şu tarafa gelsin. Çobanın muayenesini bakalım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bir vatandaşın bahçesine kurulmak istenen GSM firmasına ait baz istasyonu mahalleliği ayağa kaldırdı. Çalışma alanlarında toplanan bir grup mahalle sakini kanser olmak istemediklerini belirterek baz istasyonu çalışmasının durdurulmasını söyledi. Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bir vatandaşın bahçesine kurulmak istenen GSM operatörüne ait baz istasyonu mahalleliği çileden çıkardı. Daha önce de gece çalışmasına gelen baz istasyonu kurucuları mahalle sakinleri tarafından kovulmuş, mahallelinin ağır tepkisine maruz kalınca çalışmalarını durdurmuşlardı. Bugün öğle saatlerinde tekrar çalışmalarına başladılar ancak yaklaşık 40 mahalle sakininin protestosuyla karşı karşıya kaldılar. Ekipler de zor durumda kalarak çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Olaylar büyüyünce çok sayıda polis ekibi müdahalede bulundu ancak mahalleli tepkisini geri çekmedi. Biz dinleyiyoruz oğlum. Önce muhtara bağlı, sonra belediyeye. Kim veriyorsa gelsin buraya ilgilensin. İstemiyor, sadece kanser sardı yatırağımızı. Hastalık çoğaldı. Hadi hastayız. Tam paçamın dibine direkt dikilir mi? Ne öğrenelim? Ölüyoruz. Hadi kocadık ki gelecek çocuk torunlarımız yaşasın. Benim paçamın dibine direkt dikilir mi? Biz mahallemizde böyle bir şey istemiyoruz. Biz istemeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 20. hafta karşılaşmasında Aksaray Belediyespor kendi sahasında ligin üst sınırlarına tırmanışına geçen Urfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor'u konuk etti. İki golle karşılaşmayı kazanan Aksaray Belediyespor grubunda 20. haftada 39 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Dalgan stadında taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada bütün tribünler doldu. Karşılaşmayı Edirne bölgesinden gelen Gökhan Akaylar, Erdem Değirmenci, Erol Erkek, Abdülkadir Düzgün hakem dörtlüsü yönetti. Maçın başlama düdüğüyle muhteşem taraftarın desteğini arkasına alan Aksaray Belediyespor, ilk dakikalardan itibaren futboluyla Urfa temsilcisi Karaköprü'yü kendi ceza sahasına hapsetti. İlk yarının henüz 3. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan futbolcumuz Serkan Gürses, beşin yuvarlağı rakip kaleye göndererek 3. dakikada Aksaray Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın 20. dakikasında rakip ceza sahası içerisinde bulduğu net gol pozisyonunu Enes Oy değerlendiremedi. 21. dakikada futbolcumuz Fuat Yaman sarı kart gördü. İlk yarıda gelen erken golle moral bulan siyah beyazlı ekibimiz ikinci gol için rakip sahaya kanatlardan kontra ataklarla hızlı çıkışlar yaparak gol aradı. Karaköprü Belediyespor oyuncuları ilk yarının ortalarında oyunu sertleştirmek için çaba sarf ederken 24. dakikada Karaköprü Belediyespor oyuncusu 11 numaralı formasıyla Yasin Reis sarı kart gördü. Oyunda Karaköprü Belediyespor kalecisi de sarı kart görünce ilk yarı 3 sarı kart 1 golle 1-0 Aksaray Belediyespor üstünlüğünde sona erdi. İkinci yarıda da istekli başlayan temsilcimiz Aksaray Belediyespor 59. dakikada Ömer Çiçek'in ayağından kazandığı golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarıda karşılıklı kontrollü oyun sergileyen takımlar zaman zaman yaptıkları ataklarla gol aradı. Maçın 89. dakikasında Karaköprü Belediyespor'un 16 sırt numaralı oyuncusu Bilal Hallaçlar kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmada hakem normal süreye 5 dakika ekledi. Uzatmalarda da skorda değişiklik olmayınca Aksaray Belediyespor 20. hafta oynanan müsabakayı 2-0 kazanıp puanını 39'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Özel İnova Hastanesi'nin ana sponsorluğunda bu nakle maç keyfini sizlerle buluşturuyoruz. Dediğimiz anda da mücadelenin orta hakemi Gökhan Alkayalar ilk düdüğü çaldı. İlk atak şansı siyah beyazlı temsilcimiz olacak İbrahim Konuksever. Şöyle bir kafasını kaldırdı baktı. Hemen yanın başındaki arkadaşıyla Serhat Velioğlu'yla oynuyor. Fuat Yaman tekrar kaptanını gördü.
Bir kafa kaptandan geldi. Karşılıyorlar. Ömer rakibini rahatsız etmek istedi ama top onların önünde kaldı. Bir kez daha dolduruyoruz. Offside yok. Kaptan İbrahim Konuksever. Bir gol olabilir mi? Şut ve gol! Serkan Gürses. İbrahim Konuksever çok güzel aşırttı. Top kaleye gidiyordu. Yönlenmişti. Serkan tamamlayan isim oluyor ve son haftaların gizli golcüsü Serkan Gürses henüz dakikalar 3'ü gösterirken takımımızı 1-0 öne geçiriyor sevgili seyirciler. Bir orta gelmedi, uzaklaştırıyorlar. Bu arada grubumuzdaki skorlar hakkında da bilgiler vereceğim birazdan. Şimdi Serhat Velioğlu Hakan Aydın'la oynadı. Serhat koşu yapmıştı, tekrar Hakan önünde kaldı. Uzaklardan bir şut denemesi olabilir Enes Soy'la oldu ama defans karşıladı. Sonrasında golün sahibi Serkan istediği vuruşu gerçekleştiremiyor. Enes koşu yapmıştı. Onu takip eden bir isim olunca Ahmet Mümin bırakmamıştı. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa asfakla dışarıya çıkıyor. Şimdi ön direğe doğru karşılıyoruz. Bir kez daha dolduracaklar. Emre Aydın'la dediğim anda da maçın orta hakemi Gökhan Alkayalar ilk 45 dakikanın bittiğini ilan eden düdüğünü de çalıyor. Aldığı maçın orta hakemi Gökhan Alkayalar ve işaretini veriyor. İkinci yarıda böylece başlıyor. Taç Aksaray Spor'un kapalı tribünler tarafından, karşı taraftan İlyas'la kullanacağız bu taç atışını. Faul. Enes arkadaşlarına yardıma geldi. Hakan Aydın, Serhat rakiplerini karşılamaya çalışan isimler. Kazandığımız bir top, hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz. Sağ kanattan hatamız gelişecek. Şimdi Ömer'i iyi kaçırdık. Ömer bir aşırtma vuruş ve gol! Ömer Çiçek'le farkı ikiye çıkartıyoruz sevgili seyirciler. Ömer tribünlere koşuyor, taraftarıyla buluşuyor. Dakikalar 59'u gösterirken Ömer Çiçek'le farkı ikiye çıkartıyoruz sevgili seyirciler. Paslaşarak kullandılar Recep. Serkan Gürses. Köşe vuruşu. Son atak olabilir. Recep ve Emre yine paslaşarak kullanmayı tercih ettiler. Emre Karadağ. Recep. Ve dediğim anda 20. haftanın lideri siyah beyazlı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor oluyor sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, gerçekten 20. hafta liderin isminin değiştiği bir hafta oluyor. Dolayısıyla Aksaray'da Dalgan Stadyumu'nda tam bir bayram coşkusu yaşanıyor diyebiliriz. Hopaspor'un da kendi evinde puan kaybetmesinden sonra 20. haftanın lideri olarak da temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor zirvenin yeni sahibi oluyor. Tam bir bayram havası var. Aksaray'da Dalgan Stadyumu'nda Belediye Başkanımız Evren Dinçer de maçı izleyenler arasındaydı. Her maçta olduğu gibi. Başkanım, neler söylemek istersiniz? Evet, güzel bir karşılaşma oldu. Aksaray Spor'umuz bugünkü aldığı galibiyetle şu an lider durumuna geçti. Ben tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Tüm Aksaraylı hemşerilerimize verdikleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Takımlarının yanlarında oldular. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Geçen sene çok emeğiniz var Ahmet Bey. Neler söylemek istersiniz? Valla mutluyuz, gururluyuz. Geçen sene devamı inşallah bu sene olacak. Aksaray halkı ikinci ligi hak ediyor. Bu takım da şampiyon bitecek. Ben buna inanıyorum.
Bundan sonra da her zaman takımımızın yanındayız, yine desteğimiz devam edecek. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür ediyorum. İşte Emin Koçak, o da bir tam Aksaray sevdalısı. Neler söylemek istersiniz Emin Bey? Ben futbolcularımızı tebrik ediyorum. Aksaray'a yakışır şekilde oynadılar. Tabii burada en büyük desteğe Aksaray Belediye Başkanımız, işte Aksaray Spor Başkanımız Cem kardeşimize de teşekkür ediyorum. Aksaray kendine yakışanı yaptı. İnşallah lider olarak da kapatacak diyorum. İşte başkan, işte takım, neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz Tolga kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Zannedersem lider de olduk. Bunu bütün Aksaray hep birlikte beraber yaşıyoruz. Hep beraber mücadele ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer'in önderliğinde hep beraber çok ciddi mücadele veriyoruz. Hani hafta içinden itibaren şehir kenetlenmeye başladı. Futbol daha çok konuşulmaya başladı. Herkese, emeğe geçen herkese, buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Biz tekrar tebrik ediyoruz. Sayın Vekilim de yine maçı izleyenler arasında. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili canlı yayındayız. Sayın Vekilim, neler söylemek istersiniz? Evet, zaten görüyorsunuz muhteşem bir atmosfer. Hava çok güzel. Aksaray Spor çok güzel. Yani takımımız her gün daha iyiye gidiyor ve bugün bu havada, bu muhteşem atmosferde lider oldu. Serik Spor'un Manisa Spor'a yenilmesi, Hopa Spor'un berabere kalmasıyla bu güzel günde takımımız lider oldu. Ben teknik heyeti, kulüp başkanımızı, yönetimi, bu Aksaray'ın el birliği içerisinde, gönül birliği içerisinde olmasını herkesi kutluyorum. Ve inşallah şampiyonluk gelecek Aksaray Spor bir üstlükte. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum vekilim. Evet sevgili seyirciler, tam bir bayram coşkusu var Aksaray'da, Dalgas Stadyumu'nda. İşte görüyorsunuz takımın taraftarıyla vuslatı yaşanıyor. Bugün Aksaray'da bahardan kalma bir hava vardı. Bu güzel havada işte bu güzel liderlik coşkusu da Aksaray'da Dalgas Stadyumu'nda ekranlarınızda bu şekilde yansıyor. Hemen şunu da söyleyelim. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in önerisiyle maçtan hemen sonra 68 Gençlik Taraftar Grubu ve diğer taraftarlar Elazığlı kardeşlerimiz üşümesin parolasıyla atkılarını, şapkalarını, berelerini oradaki kardeşlerine gönderdiler. Dün Aksaray'da yapılan birçok yardım kuruluşları ve belediye nezdinde yapılan yardım organizasyonları vardı. Bu galibiyeti de Elazığlı hemşehrilerine gönderiyorlar. Ve onlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yüreğimiz Elazığ'la, Malatya'yla beraber sevgili seyirciler. Hocam tebrikler, canlı yayındayız. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Valla çok zor bir maç oldu bizim adımıza. Tabii biraz da stres vardı. Diğer sonuçlarda lider olmuşuz herhalde. Emre gel. Evet, Emre'nin dediği gibi söyleyecek çok şey yok. Her şey sahadaydı. Hepsini alnından öpüyorum. Çok iyi bir şey. Çok istekli, çok arzulardı. Lider olmuşuz herhalde. Ama biz maç maç gideceğiz. Her maça ayrı konsantre olacağız. Liderlik, ikincilik, üçüncülük. Şu an için önemli değil. Önemli olan sezon sonunda lider olabilmek. Dediğim gibi önümüzde Silivri maçı var. Bugün sevineceğiz, yarın sevineceğiz. Ondan sonra Silivri maçının hazırlığına başlayacağız. Ben taraftarlara da çok teşekkür ediyorum sizin huzurunuza. 90 dakika çok iyi desteklediler ve çok kalabalıklardı ve çok bize itici güç oldular. O anlamda hepsi net tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz daha uzun. Yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Tekrar tebrik ediyorum. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. İşte kaptan, geminin kaptanı da geldi. İbrahim, canlı yayındayız. Neler söylemek istersin? Öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Elazığ'da bir deprem meydana gelmişti. Orada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Maça gelecek olursak, hani güzel, zevkli bir maç oldu. Öyle olacağı da belliydi. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Buraya geldiler, mücadele ettiler. Biz de çok iyi hazırlanmıştık. Lider olma durumumuz vardı maçı kazanırsak. Onun bilincindeydik. Şu an öyle oldu ama bugün bunun tadını çıkartıp yarın hafta sonu oynayacağımız Silivri maçına konsantre olmaya başlayacağız. Ben buraya gelen bütün taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımı da ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. Kaptan tebrikler. Ben size teşekkür ederim abi. Evet, evet. Evet, Serkan Gürses. Serkan, canlı yayındayız. Tebrik ediyorum. Perdeyi sen açtın, neler söyleyeceksin? Tolga abi, öncelikle çok mutluyuz, galip geldik. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Bizleri her zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Yani il dışında bizi seven ailelerimiz var, akrabalarımız var. Onlara
bu imkanı sunuyorsunuz. Teşekkürler öncelikle. Bugün çok iyi mücadele oldu. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımızdan Allah razı olsun. Çok mutluyuz diyecek bir şey yok. İnşallah işte bugün galibiyetin sevincini, coşkusunu yaşayacağız. Artık yarından itibaren önümüzdeki maça kilitleneceğiz. Artık yavaş yavaş şampiyonluk mırıldanmaya başlandı. Hatta daha gür sesle söylenmeye başlandı. Başarılar diliyorum Serkan. Teşekkürler Tolga abi, sağ ol. Evet, bugün maçı izleyenler arasındaydınız. Neler söylemek istersin? Öncelikle çok teşekkür ederim bana bu söz hakkı verdiğiniz için. İşte görüyorsunuz taraftarımızı. Çok istiyorduk, çok arzuluyorduk. Sonuç itibariyle oynanan oyundan ve çok memnunum. Oynanan oyunun karşılığında 2-0 galip geldik. Şunu söyleyeyim, Karaköprü'yü köprüyü yapıp üzerinden geçerek şu anda liderliğe oturduk. Tüm taraftarımıza, Aksaray'ımıza hayırlı olsun. Size de ayrıca teşekkür ederim bu söz hakkı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, bültenimizi sonlandırmadan önce kısa bir reklam arası vereceğiz. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.